Ah! Ah geldi, geldi. Oh, geldi. Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomoda TV'de oyun pustası bölümünden hepinize selamlar, sevgiler. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Outlast'te başlıyoruz. Outlast 2'yi oynadık, bitirdik. Kanalımızda mevcut, oynatma listelerinden, ana sayfada da var. Seri halinde izleyebilirsiniz Outlast 2'yi. Çok korkunç, çok lanet bir oyundu. Ben bol bol lanet ederek bitirmiştim. Bu sefer Outlast 1'e geri dönüyoruz. Tersten gidiyoruz. Outlast 2 bitirdikten sonra Outlast 1'e gidiyoruz. Çünkü çok sevildi. Sizler de hem Twitch yayınında sordum, hem diğer videoların yorumlarında bana söylediniz abi oyna diye. Çok isteyen var. O yüzden tam korku oyun haftası yaparken, tam da şu anda zamanıyken Outlast'in birinci oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Türkçe ama var. Türkçe altyazıyla oynayacağız. Çok daha keyifli olacak. Sizin de hikayeyi takip etmeniz çok daha rahat olacak böylece. Zaman kaybetmiyorum. Yeni oyun diyerek başlıyorum arkadaşlar. Outlast yoğun şiddet, kan, cinsellik ve argo dil içerir. Lütfen keyfini çıkarın. Adın Miles Upsur. Upsur, Upsur artık neyse. İtibar kazanmak için yeryüzündeki her cehenneme girecek kadar hırslı bir araştırmacı gazeteciyiz. Başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemeyeceği hikayelerin peşinden koşma isteğin, bazı karanlık sırları gün yüzüne kavuşturman için seni Monte Massif Akıl Hastanesi'nin kalbine götürdü. Abi akıl hastanesine mi geçecek oyunu ya? Hayatta kalmak için mücadele edecek ve her olayı kaydetmeye çalışacaksın. Aynen Outlast 2'de olduğu gibi silahımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Sürekli kaçarak elimizdeki kameramıza devam edeceğiz bu oyunda da anlaşılan. Bir asker ya da militan değilsin. Monte Massif'in dehşetinden kaçmak için tek şansın koşmak, saklanmak veya ölmek. Devam et diyoruz. Yani diyor ki silahın milahın yok. Ya öleceksin ya kaçacaksın. Başka çaren yok senin diyor. Anlaşıldı. Zaten biliyorduk açıkçası. Evet. Arabadayız. Bir yine patika bir yolda başlıyor. Geldik akıl hastanesine. Araştırmacı gazeteciyiz. Öbür tarafta da böyleydi. İkincisinde de böyleydi. Orada karımızı arıyorduk, eşimizi arıyorduk. Burada ne arayacağız bakalım. Radyo da gitti. Radyo çekmiyor. Araba mı maşallah? Külüstür gibi ya. 107.9 dinliyoruz. Mount Massif akıl hastanesine geldik. Abi daha buradan geri dönüp gitsek de kaydı bitirsek hiç başlamasak olmaz mı ya? Neymiş efendim, korku oyun haftası yapacakmışız. Neden neden? Neden? İn arabadan in. Korku oyun haftasıymış. Al sana korku oyun haftası işte. Oynadığım oyunlara bak. 17 Eylül 2013. Kimden bilmem ne bilmem ne geçiyoruz. Beni tanımıyorsun, lafı dolandırmayacağım. İzliyor olabilirler. Monte Massif'te bulunan Murkoff Psikiyatrik Sistemleri tesislerinde 2 hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmesindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin umurunda, siktiğimin herifleri. Orada korkunç şeyler oluyor. Anlamadığım şeyler, gözümün gördüklerine bile inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisinin daha derinlerine indiğinden, dağda onları bekleyen şeyleri bulduklarından bahsetti. İnsanlar acı çekmeye başlıyor ve Murkoff bundan para kazanıyor. Bunun açığa çıkarılması gerek. Her zamanki gibi kameram ve bataryalarım. Böyle, bütün oyun böyleyim. Bütün oyun böyleyim. Bu işte, modum bu abi. Kayda başladık. Burada grafiklerde bir gren olayı var. O greni kapatabilir miyim acaba ya? Bakacağım şimdi. Evet, külüstürden indik. Oo, çok da külüstür değil, güzelmiş. Wrangler gibi bir araba bu. Gazetecinin not defterindeki tab'a basarak bakabiliyormuşuz. Notlar ne, dokümanlar J. Tab, tab bu. Notlar ne, dokümanlar journals herhalde. Tamam. Ha, güzelmiş araba. Şimdi arkadaşlar, bir grafiklere bakacağım çok hızlıca. Ayarlar. Sesi şöyle hafif açalım. Tamam diyelim. Grafik kısmında çözünürlüğümüzü, tam ekran, V-Sync falan her şey var. Doku çok yüksek. Evet, en yüksek ayarlarda oynuyoruz zaten. Eski bir oyun olduğu için çok rahatlıkla kaldırır bilgisayar, onda sıkıntı yok. Peki giriyoruz. Hadi bakalım. Shift'le koşuyorum. Kapıları çabuk açmak için sol fare tuşuna bas. Kapıları yavaşça açmak için sol fare tuşuna basılıp ileri it. Yavaş açalım.
Kameram sağ klik zaten. Bataryam bitmesin. Night Vision neydi? Ne miydi? Yok. Evet, içeri gireceğiz arkadaş. Geldik. Hadi bakalım ya. Her şeyi yaşayacağımız bu seriyi burada çekeceğiz. Bütün her şey burada başımıza gelecek. Oo, askeri araçlar var. Dışarıda bir şey olduğunu düşünmüyorum şu an arkadaşlar. Direkt içeriye dalıyorum ben daha. Oyun yeni başladı çünkü. Evet, tabelamız Mount Massive. Hadi bakalım. Zile basmak yok. Aa, kapı açılmıyor. Arkadan gireceğiz o zaman. Arkadan bir giriş bulacağız. Güzel, burada bir giriş buldum. Sürünerek buradan geçelim. Burada bir kapımız var. Açılıyor mu bakalım hemen. Yani eski olmasına rağmen grafikler fena değil ya. Kamerayla bakarken fare kaydırma, fare aşağı kaydırma tuşları yakınlaştırıp uzaklaştırma. Yani zoom'u gösteriyor. Şöyle zoom yapabilirsin diyor. Okey. Şunlarla önden çıkacağız. İsmimiz neydi ya? İsmimizi unuttum. Neyse bir daha bakarız. Space ile atlıyoruz. Okey. Oraya atla, tutun, çık. Ses efektleri güzel. Başladı hemen. Şuraya gireceğiz. Evet. İçeriye kendimizi attık. Tamam, bismillah. Kameranın gece görüşmesi. Kamera açıkken F. Tamam, bu da pil ömrünü azaltıyor. Okey. Şu an yapacak bir şey yok. Şu an böyle gideceğiz. Sakıl hastanesinden fotoğraflar var. Etrafta bir şey var mı? Materi materi. Başladık çünkü yani yine gerginliğe. Yine geldik. Yavaş aç. Yavaş aç. Yavaş aç. Tamam, ışık var burada. Evet. A218 numaralı. Oo. Ne güzelmiş ya o da. Abi zaten oyunun akıl hastanesine geçiyor yani. Zaten nasıl gergin olmayabilir ki ya. Hoppa, başladık. Morin marka bir televizyon. Ne? Aç bakayım. He, buranın arkasına geçtim. Okey. Abi başladı kanlar manlar. Hemen daha bismillah ya. Yeniyiz daha ya. Gerçi biz bu oyunlarda yeni değiliz de. Yeniymişiz gibi yapalım bari. Pil. Güzel. Pilleri bulmaya başladık. R tuşuna basarak yani reload gibi değiştirebiliriz. Bakayım. Kapat. Kapalı kalsın ya. Kapat. Açılırsa duyalım en azından. A214 biraz tehlikeli bir yer. Girmesek. Açılıyor mu? Telefon açık kalmış. Dosya buldum. Evet, bir bakalım. Doküman bulduk bir tane. William Hope için Wall Rider projesi hasta durum raporu diyor. Terapi durumu. Hastanın hasta hakkında bir terapi teşhisleri falan gösteren bir rapor. Hasta kendi kendini yöneten berrak rüya vakasında ilerleme sağladığını iddia etti. Görülmemiş ölçekte morfojenik motor aktivitesi gözlendi falan. Spirometri hiçbir falan filan tespiti gösteriyor. Okey. Tamam. Hızlıca ben bunları açıp gösteriyorum arkadaşlar size ki okumak isteyenler durdurup videodan okuyabilirler tabii ki. Benim gölgem. Hoppa! Hoppa! Kapadı, bir de üstüne kilitledi. Bir de kilitledi üstüne. Bir de kilitledi, duydum. Duydum, duydum, duydum. Kola. Ah! Çok da canım çekmişti. Girsek biraz. Tamam, buradan gireceğim. Çok açık. Okey. Ama pili alalım. Ah, bu ne ya? Ne yemişler abi? Yanında kola içmiş. Beyaz eşyalar, Morin marka. Şimdi buraya çıkacağım, eyvallah. Tamam, burası açılmadı. Burası açılmıyor değil mi? Yukarıdan havalandırma başından gidiyoruz. Atla. Adamsın. Dur, yavaş. Bu! Abi o! Oh.
açılıyor muydu burası ya? All Rider dedi kendi kendine değil mi bir de? Bu o herif o zaman. Rapordaki adam bu. Rapordaki adam bu. Aşağı atıyorum kendimi. Attım. Kaydedildi oyun. Tamam, oyun kaydedildi. Sol altta. Belki siz benden dolayı görmüyorsunuz ama. Library. Aaa! Ah! Beklemiyordum ya. Beklemiyordum ya. Neydi? F miydi? Abi kes şu müziği. Birileri asılmış buralara ama ya. Çok karanlık değil mi şu anda? Ay evet. Abi. Herkes asmışlar herkes. Kalbime iniyordu ya. Oha bunlar. Aa, ah, askerler bunlar. Bizi öldürdüler, serbest kaldılar. Varyantlar serbest kaldılar. Onlarla savaşamazsın. Saklanmak zorundasın. Tamam. Saklanayım, nereye saklanacağım? Oha, gövdesini vücudundan ayırmış. Güvenlik kontrolünden ana kapılar açılabilir. Orada. Eyvah 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 eyvah. Abi ya başladık ya. Sessiz. Şşş. Nereye girdi o? Buraya mı? Buraya girmedi. Nereye girdi o? Aa, ben nereye gittiğini görmedim herifin ya. Bu aynı tuvalet. Ha değil. Oha kara... Normalde böyle görüntü arkadaşlar. Kapkaranlık yani. Abi. Kol var klozetin içinde ya. Yok değil mi başka bir şey burada? Yok. Saat kaç? 9.12 geç. Açılmıyor. Buraya girdi zaten o ya. Abi çok tırstım ben şu an. Bunda aradan geçti. Geldi. Geldi. Oo, geldi. Küçük domuzcuk dedi bana ve geldi. Aşağıya fırlattı ya. Ha, iğrenç bir şeydi. Ah. Ya abi nereden başladık Outlast arkadaşlar ya? Neden ya? Ha, bu deminki değil. Kameramı aldı. Ben görüyorum. Merhamet Tanrım. Bana bir havari gönderdin. Canını kurtar oğlum. Sana çağrı var. Yok calling calling bana abi. Yok. Yok calling calling. Ben buraya araştırmaya geldim. Gitti. Kameramı mı aldı? Kameramı almış olmasın. Yeni görev. Akıl hastanesinden kaç. Ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne eriş. Var mı kameram? Heh, var kameram. Neyse kameram duruyor. Şimdi şu katı bir komple araştıralım. Buradan başlayalım bakalım. Pil. Pili aldım. Daha hiç pil bu arada reload yapmadım. Kullanmadım. Tamam. Burası açılıyor mu? Ha, buraya açacağız. Güvenlik odasından buraya açacağız. Anlaşıldı. Gerginlik, gerginlik, gerginlikte gerginlik. Burada da bir şey yok. Aa, zaman ilerliyor bak. Dokuz... Ha bayağı tik tok tik tok ilerliyor. 9 çeyrek oldu. Ya, enteresan. Fazla oyunda yoktur bu zaman ilerleme olayı. Bilgisayar odası. Bakıyorum etrafta bir loot mut var mı? Aman abi canlanmazsınız değil mi? Canlanmazsınız değil mi? Bir şey yok ki burada. Burada bir dağılmış bir yerler.
bir şey yok gibi burada. Şuraya girelim. Ne abi, Windows XP mi nedir bu ya? Alalım da. Gözetlemek için Q veya E basılı tut. He, böyle yana gidiyor. Ay güzel. Ha. Ha ha ha. Bu tarafta kapalı gözüküyor. Exit yazıyor. Şimdi bir dakika, buradan gideceğiz. Eyvallah. Dursun burası bir. Burası bir dursun. Bilgisayar odasından oraya gidiyor. Orada da biri var. Ama daha şu taraflara bakmadım. Bu taraf kapalı. Bu taraf kapalı. Buradan burada bir yol var. Güvenlik odası bu taraftaymış. Aşağıda elektrik odası varmış. Alt kata inişimiz gözüküyor. Ha, bu burada. Şimdi ben buradan geçemiyor muyum acaba? Bu o demek mi? O adamın oradan geçemiyor muyum? Deneyelim mi? Save etti zaten. Ölürsek de ölürüz. Bir şey toplamadım. Bakayım o tarafa gidebiliyor muyuz? Ondan bir emin olalım. Büyük ihtimalle buradan geçemeyeceğiz. Zaten ilerisi kapalı. Hayır, bir oda var orada ya. Bu gidici zaten, bu gitmiş abi. Lan. Bak oğlum. Aa. Oha, televizyon izliyorlar, buraya girmişler. Buraya giremem. Şu an bunlar bildiğin beni içeride mahvederler vallahi. Oraya giremem. Burası bir kalsın, orası bir dursun. Benim buradan kaçmam lazım. Ama bu ne demek? Ben size söyleyeyim. Ben buradan kaçamayacağım tabii ki. Bunlar gelecekler, beni kovalayacaklar falan filan. Ben bunlardan saklanacağım. Şimdi. O zaman. Üst kata çıkış kapalı görünüyor. Muhtemelen kilit lazım. Aynen, anahtar lazım burası için. Alt kata burası var. Önce buraya bakalım. Hoppa! Orada. Kapıları yumrukluyor. Dur, saklan, saklan. Yana bakma olayı güzelmiş. Alt testi de yoktu bu. Burayı açtım. Temizlik kovası. Burayı açtım. Ortayı en sona bıraktım, fark etmişsinizdir. Ve... Oh, witness. Tanık. Tanık değil mi witness? Yavaş yavaş, sakin, orada biri var. Bu arada yani pil dışında da bir şey lootlayamıyorum. Öyle bir oyun yani. Oo, patlamış bildiğim kafası ya. Katledilmişler bunlar. Aa, buraya beni niye soktun ki? Burada bir şey yok ki. Şöyle gizlice bir bakalım mı? Yeah. Ah, güvenlik odası. Bu kapı için anahtar kart gerek. Ya nereden bulacağım anahtar kartı? Benim burayı açmam lazım. Burayı açmam lazım. Burayı açıp buradan güvenliği kaldıracağız. Ana kapı açılacak ve buradan gideceğiz. Görevimiz bu. Evet. Şimdi abi o herif buraya koştu. Buraya girdi. Ben kapalı olduğundan emin olayım buranın. Bunu biz seçmedik. Neden bunun ceremesini çekmek zorundayız? Neden ölmek zorundayız? Hastalandık diye Walker hepimizi öldürecek. Bizler insanız hala. Bunu biz istemedik. Diye bir serzeniş ya. Anahtar kart. Sende var mıdır anahtar kart? Abi kafaya bak. Kafa. Boynu kırılmış. Anahtar karta ihtiyacım var. Yani journal'a basayım. Burada hani bilgi falan var mıdır diye bakıyorum. Evet arkadaşlar. Anahtar karta ihtiyacım var. Alt kata ineceğiz. Alt kata ineceğiz. Şimdi kesin alt kata inerken başıma bir şey gelecek ya. Koşuyorum lan. Koşuyorum. Tamam, vazgeçtim. O kadar cesur değilim. Koşmuyorum. Hadi bismillah. Açılıyor mu? Açılmıyor. Abi nereden bulacağım anahtar kartı? Şu an gidebileceğim tek yer orası o zaman.
Ha bir dakika, buraya bakmadık. Burada buluruz belki anahtar kapı. Şimdi telefonlar açık bırakılmış. Hiçbir şey yok. Şuraya bir daha bakalım o zaman. Ne yapayım? Abicim sakin, sakin. Abi buraya girmemi bekliyor musun benden gerçekten ya? Öyle bir... Nereye bakıyorsunuz abi? Ben buraya girersem ölürüm abi. Girdim. Sese bak. Ne, önünden mi geçeceğim? Yavaş aç. Yavaş aç, gözünü seveyim. Kapat. Hızlı kapatabiliriz. Aha buldum anahtar kartı. Oh, anahtar kartı buldum. Tamam, şimdi gideceğim yer belli. Toplantı odası gibi bir yer burası. Şimdi yavaş açalım. Yavaş açalım. Bak, tehlike çünkü. Tehlike. Bunlar ve buradan sakin sakin geçmeme gerçekten izin verecekler mi ya? Siz izleyin televizyonunuzu, güzel güzel izlemeye devam edin. Sen de uyumana bak. Aga! Oh! Çıkar onları lütfen, doktor öldü. Hayır! Hayır! Ah, ama belliydi ya. Öbürleri? Geber lan, geber. Ya arkadaşlar, neden kendimize bunu yapıyoruz ki? Neden? 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 Şimdi şu kapıyı açabilecek miyim? Kimse gelmeden şu kapıyı açabilecek miyim? Kesin açılmayacak ki. Kapı kesin açılmayacak. Şöyle bir kapatalım. Hah, şöyle sakin sakin. Delay, onlar yalan söylüyor. Otur bakayım. Hadi. Hadi aç. Aç gidelim buradan. Security. Sistema girdik. Akses yapıyorsun ama. O çok uzun bir bar. O dolana kadar. Hoppa. İptal edecek. Belli abi. Belli abi. Bodrum'daki jeneratörü yeniden çalıştır. Abi. Tam sistemi aktifleştirirken aşağıdan elektriği şalteri kapattı. Jeneratörü kapattı. Jeneratörü bu. Ah saklan. Saklan. Yürü git lan. Koca göt. Koca göt ya. Yürü git. Çıkarken de kapıyı kapatmayı öğren. Sabır. Sorgulamanın temel taşıdır. Dayanıklı olması gereken sorumuz. Arkadaşlar Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum'da en tehlikeli yer olduğunu biliyorsunuz umarım. Kapı da açılmış. Ya yapma ya, yapma ya. Of. Neyse. Fena değil. Fena değiliz. Burası kapalı.
Jeneratör çalıştırmamız gerekiyor. Abi nasıl bir karanlık ama bu ya. Bel boyundaki objelerden atlamak için onlara doğru gidip space'e bas. Okey ama dur önce böyle space. Çünkü zifiri karanlıktayım. Zifiri karanlık. Orada kim var diyor. Who's there? Şunun bataryasını değiştir bakayım. 4 tane daha batarya var bize. Abi çok sıkıntı bir yerdeyim ya. Çok sıkıntı bir yerdeyim. Jeneratör yeniden çalışmak için 2 gaz pompası ve ana şalteri aç. He bunlar. Main breaker, ana şalter, 2 tane gaz pompası. Of. Bu asılı burada. Nitrogen kaparsam böyle arkadaşlar görüntü şu an. Nerede gaz pompası, ben mi görmedim? Bulabilir mi? Burada bir kapı var. Burada bir kapı var. 2. Önce buna girmeyi deneyelim. Bu açılmıyor. Sonra buna girmeyi deneyelim. Açıldı. Işık var mı? Yok, sadece bir kırmızı bir ışık var. Bak, pil. Pil 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 pil. Yatağın altına niye dur? Niye girdim yatağın altına? He, yatağın altına gireceğiz birazdan demek bu. Pompayı çalıştırdım. Yatağın altına gir. Pompayı çalıştırdım, yatağın altına gir. Orada gördüm ya, geçti oradan. Şuradaydı. Aha geldi. Şarjım da bitiyor. Ne yapacak? Kapatamaz değil mi? Kapatmasın. Hayır ya, göremezsin beni. Yürü git lan. Başka bir hayalet daha, güzel hayalet sandı beni. Çık, şarjını değiştir şunun bataryasını. Ha, bu kapı açılmış oldu, güzel. Şimdi o gitti, bu kapı açıldı. Işık var, Allah'ım. Ay, yanlışlıkla batarya değiştirdim. Ya gitti bir bataryam, boşa gitti. Buradan geçiş olacak. Tamam, burada da bir saklanma yerimiz var. Çok iyi. Geliyor mu? Yatağın altına da girebiliyorum. Oha abi, hiç ışık yok ya. Hah. Bir sürü pil buldum. 5 prim oldu, güzel. Burada da bir şey yok. Yavaş. Yavaş. Abi sol sağ var. Electric room sağ. Solda ne var? He, buranın arkasına geçtik. Var mı bir şey? Var mı bir şey? Yok. Tavanda mavanda. Burası açılıyor mu? Açılmadığına sevindim ya, açık söyleyeyim yani. Elektrik room'a doğru gidiyoruz, bu tarafa. Elektrik odası. Pardon, dur, neresi elektrik odası? Ha, burası hani. Şu an kayboldum ya. Nasıl geri gideceğim bilemiyorum şu anda. Aç.
Saklanacak yer var mı? Var. Pili alalım. Değiştirelim pilimizi. Şimdi ana şalter mi bu? Ana şalter ama ikinci pompayı bulamadım daha. Şimdi bunu kaldıralım. Ve saklanalım. Azıcık durayım ya. Çıkalım. Diğer pompayı o zaman bir kapı daha mı vardı acaba? Neyse ana şalteri açmış oldum. Bu iyi oldu benim için. Aa geliyor. 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 Saklan. Saklan 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 geliyor. Neden neden neden? Neden oynuyorum Outlast'te? Neden? Geldi. 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 Dolaplara bakıyor. Daha açarsa öldüm. Yer yarıldı içine girdi sanki. Yürü git lan. Gitti mi acaba? Ses şeyi vardı ya Outlast 2'de. Bunda ses yok. V'ye mi basıyorduk? Ses çıkıyordu. Yönünü anlıyorduk. Yavaşça açsana şunu. Gitti mi? Gitti. Abi geliyor yine ya. Ne yapacağız? Ya yine aynı yere giriyorum, yapacak bir şey yok. Bu tarafa geçtiğinde ben çıkabilir miyim diyorum ama yok, çok yakınım da çıkamam. Yanımdaki dolabı açtı. Bunu açma, bunu açma, bunu açma, bunu açma, bunu açma. Hiç tavşan yok. Yere git lan. Nasıl gideceğim buradan? Eğilerek mi o zaman? Eğildim. Eğilerek gitmeye deneyeceğim sana. Kapının arkasına saklanabilirim. Aa, kapının arkasına saklanırım. Tamam, dur bakayım. Görmüyorum ki ben. Nerede abi bu? Burası temiz. Ay orada ya. Gördü. Öldüm galiba. Bak dolaba bakıyor. Dolaba girsem ölmüştüm. Aa, hayır. Yatağın altına bak. Abi suratı gördünüz mü? Ne tarafa gidiyor? Ne tarafa gidiyor? O tarafa git. Hayır o. Böyle git. Abi ama nereye gitti ki ya, görmüyorum ben. Ben bu kapıdan geldim. Bir kapıya daha ihtiyacım var benim o zaman. Aa burası var değil mi? Buraya buraya girmedik biz. Aynen buraya girmedik. Ona da bastım. Saklanacak bir yer. Gir. Gir 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 gir. Gördü. Bu sefer öldük. Ah be, ah be. Tamam ama üçüncü pompayı da nerede oldu? Aa, ölmedim. Ölmedim de ölmek üzereyim ya. Şu an koşuyorum ama saklanabilir miyim sizce ya bir yere? Oh. Kaçtım. Şimdi bir saniye. O zaman şu anda iki pompa ve şalter açmış olmam lazım şu anda. Gidip şaltere bir daha bakalım mı acaba? İki pompa çünkü çalıştı. Ya yürü git hadi be.
Hadi git. Öldürme de yok ki bunu. Öldürebilsem keşke. Ne tarafa gitti? Ya. Buradan da çıkış olmadığını biliyorum. Geçmiş olsun. Belki görmez be. Şansımı denedim. Geldi. Şimdi şalteri kaldıracağım. İki pompayı açtığımı hatırlıyorum şu anda. Şalteri kaldıracağım. Bu bir gitsin. Burada hiç tavşan yok. Aynen yok. Hadi git. Hadi yoluna. Hadi yoluna. İğrenç. İğrenç artık. Yoluna. Gittim. E tamam, ben bunu kaldırdım zaten. E oldu o zaman ya. Gidiyorum ben. En başa gidiyorum. Orada. Ya üff. Abi lan artık gitmek istiyorum ben ya. Kapının arkasına saklanacağım. Suratına kapıyı kapattım valla. Ama hadi ya. Kırdı kapıyı. Hadi. Bu sefer gidebiliyor olmam lazım artık, yeter. Buraya kapana kısıldım yoksa yani. Şu an gönlümde kimse yok işte. Tamam, gönülde kimse yok. Hadi. Ya abi yeter ya. Koş. Koş koş koş. Saçma oldu ya burası. Harbiden saçma oldu. Koş. Bastım. Yeni görev. Kapıları açmak için güvenlik kontrolüne dön. Güvenlik kontrolü nerede? Ah, bu taraf. Burası değil. Burası değil. Çıkmaz. Abi çıkış nerede ya? Çıkış nerede ya? Onu burada atlatırız be. Onu burada atlatırız, gel. Onu burada atlatırız. Geliyor, tamam geliyor. Güzel, gel 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 gel. Güvenlik kontrolüne devam ediyor. Odasına. Şuradan. Nereden? Ha buradan. Çıktım. Uf. Şimdi burada da bir bok olacak yani. Burada da bir bok olacak kesin. Jeneratörü çalıştırdım. Odanın kapısı kırık. Ah. Allah'ım açılmış olsun ya. Lan! Aa, biri yakaladı beni, yine yaptı. Üzgünüm evlat, sana bunu yapmak istememiştim. Fakat gidemezsin. Henüz değil. Zaten biliyordum gidemeyeceğim abi. Tanık olman gereken daha çok şey var. Aa. Oh. Bak bak. Aa. Abi o ne ki acaba? Nasıl bir güç o? Buradan çıkmanın tek yolu hakikati bilmektir. Abi şaka mı yapıyorsunuz ya bana? Bana şaka mı yapıyorsunuz ya?
Bildiğin akıl hastanesinde bir odaya kapattılar beni. Kameramı da yanıma vermişler yani, al oyuncağını gibi. Rest in peace. Notların sadece kameran ile olayları görüntülediği zaman not defterine eklendiğini unutma. Ha. Tamam. Kaydettik. Yazıyor şu an. Hoppa! Saklandım da benim burada olduğumu gördü o ya. Çık ya çık, bir anlamı yok buraya saklanmış. Abi beni nereye kapattınız siz? Ne yap? Neyin kafasını yaşıyorum ben ya? Çok fazla ses, beni takip ediyorlar falan diyor. Şimdi buradan çıktım. Buralar açılmaz. Buralar zaten başkaları da bile olabilir içeride. Niye açmaya çalışıyorum ki? Hoppa! Kapıyı kapatabilir misin lütfen? Who's this? Kimdir o? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks. Sizin bir suratlarınıza bakabilir miyim ben? As would I. The preacher bak ya. It would be implied. Not here. We give him a running start. There's an idea. Abi ben şu an şoktayım. Ben ne yapacağımı şaşırmış durumdayım şu anda ya. Buradan bir yerden gitsek ya. Film de bitiyor. Bir yerden fil de bulmam lazım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Sesler nereden geliyor? Oh! Abi tipine bak, tipe bak ya. Hayır lan, yanlış bastım. Hiç açasım yok oraya. Bak bak. Ha, parçala parçala, kafanı parçala. Aferin. Abi çıkışı bana bir bulsanız ya. Kafanı parçala. Aferin oğlum. Nereden çıkacağım ya? Abi şaka gibi buraya kısıldım kaldım. Attılar beni akıl hastanesine. Çıkamıyorum ya. Aha buldum çıkışı. Buldum çıkışı buldum. Hatta sese doğru artık. Neyse o ses. Hoppa! Oh! Oh! Abi. Kapıyı kapatır mısın? Kapıyı kapatır mısın? Abi. Yani ikinci oyundan daha mı korkunç acaba bu oyun ya? Vallahi çok korkunç başladı be. Şimdi bu kadar beklemiyordum. İkinci oyundan daha bir acayip başladı yani. Akıl hastanesinde olmasının bir etkisi olabilir herhalde. Şuradan yürüyebilir miyiz? Heh, güzel. Yürü. Yavaş. 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 Geçtim. Çok iyi. Burada o iki adam vardı. Bu iki adamın olduğu yere geçtim şu anda. Dur lan. Dur lan. Yeni görev, çıkışa gitmek için kan izini takip et.
God always provides a way, follow the blood. Tanrı her zaman bir çözüm yolu sunar. Kanı takip et yazıyor. Zaten benim de görevim kanı takip etmek. Lan! Gaz verdi. Nereye geldim? A blok. A bloğuna geldik. Pil var mı pil? Bir tane pilim kaldı da benim. Heh. Bak orada bir tane pil var, al onu. Ah abi, yanlışlıkla R'ye basıyorum ben ama ya. Aman, bulduğum pilde boşu boşuna taktım ya. Burası açılmıyor. O kapı security olarak kapalı. Kanı takip etmeye devam ediyorum. Zaten ok yapmışlar kandan. Tek çıkış olan aşağı, aşağı git, aşağı git. Ha, buraya diyor, aşağı gideceğim. Gideceğim. Ne do? Ne yazıyor? Tek çıkış olan aşağı git, aşağı git. Gidiyorum. Burada bir kapı var. Evet, burası açılmıyor tabii ki. Kapıları kapatmak peşindekileri yavaşlatacaktır. Ha. Güzel. Burada bir yerde bir kovalamaca yaşayacağız. O halde. Pil. Bu sefer yanlışlıkla kullanmayacağım. Onlar deney değildi, ritüeldi, bir uydurma. Buraya saklanabiliyorum. Bu arada ya, ben etraf araştırıyorum ama zaten pilden başka bir şey bulmuyorum yani. Bilgisayarı kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Burada bir şey yok o zaman. Burayı saklanmak için kullanacağım anladığım kadarıyla. Şuradan bir geç bakayım. Hayır. Kim bağırıyor abi? Birini öldürmüş bu ya. Hop! Hop! İyi, bunu atlatmam lazım bir yerde. Nasıl atlatırım? Burada dolap var. Çok büyük risk aldım. Çok büyük risk aldım. Bak gözü böyle okuyor, böyle okuyor. Bana bakıyor. Hususlu geçiyorum. Bak sana zarar vermiyor. Tamam mı? Tamam mı? Geçtim. Bak geçtim. Bir şey olmadı. Hadi geçmiş olsun. Hoppa! Ya gördü ya. Saklanmam lazım bir yere. Nerede vardı saklanma yeri? Şurada var. Şurada saklanma yeri var. Bana söyleme lan buraya girdiğimi, tamam mı? Ona söyleme buraya girdiğimi. Gözü yaşlı bok parçası diyor bana. Ha, ben bunları öldürmek istiyorum. Yok mu öldürmenin yolu? Arkasından kafasına bir şeyle falan vursak ya. Gidiyor. Tamam, gidiyor. Çık, nereye gittiğini görelim. Çık çık çık, nereye gittiğini görelim. Heh. Başka bir yere gitsene sen. Oraya gitsene, evet. Oley be. Oh. Aşağı gitti bu. Böyle ben açamıyorum değil mi? O açtı, ben açamıyorum. Nasıl oluyorsa. Şimdi burada bir tanesinden kurtulduk. Bu beni gerçi bir zarar vermiyor bana ama. Uslu duruyor, uslu. Şuraya bakacağım sadece, izin verirseniz. Tamam. Koşalım artık. Bir tane daha biri yoktur burada bence.
Follow the Blood, kanı takip et. Aa, açıldı orası. Ok bu tarafa gösteriyor. Kamerada bir şey var mı? Lan. Verme gerginliği müzikle falan, verme. Abi geldi ya, geldi ya. Gördü mü? Gördüm. Ah be, ah be. Koş. Koş gördü, koş. Koş, yumruğu yedik, kafamıza yedik. Burada bir şey var mı? Saklanacak bir yer yokmuş, buraya girdik ama. Gelirse onu böyle bu şeyin etrafına dolandırıp kaçacağım. Hadi be oğlum, kaçabiliriz buradan ya. Orayı açmaya çalışıyor. Bırak açsın orayı. Tamam, bırak orayla ilgilensin o. Yalnız ben nereye? Heh, buraya gideceğim. Oh! Oh be! Hadi gidelim nereye gidiyorsak. Kanı takip et diyordu. Kanı takip etmeye devam ediyorum. Yine acayip bir bölüm oluyor ya. Valla. Evet arkadaşlar. Burada ilk bölümü Outlast serimizin. Outlast 1 serimizin birinci bölümünü oynadık. Güzel bir bölüm oldu. İkincisinden, sanki ikincisini izlemediyseniz bu arada kanalda var arkadaşlar. Kart olarak da koyarım. Yukarıdan bakabilirsiniz. Şimdi çıkacaktır size, birazdan görürsünüz. İsterseniz Outlast 2'yi de seri halinde izleme fırsatı bulabilirsiniz. Ya da bunu izleyin. Outlast 1 serisi bitirdikten sonra 2'yi izleyebilirsiniz. O da güzel, çok korkunç, çok gergin bir seri olmuştu. Bunun konusu daha farklı başladığı gibi bir akıl hastanesinde geçiyor. Yine bir şeyler araştırıyoruz. Yine bir araştırmacı gazeteciyiz. Akıl hastanesine geldik. Bilmiyorum, bana daha korkunç geldi şu anda başı. Belki korku oyun haftasında olduğumuz için, ben bir sürü korku oyunu oynadığım için de gerilmiş olabilirim. Artık rüyalarıma falan girecek yani oyunlar. Outlast 1'e başladık. Umuyorum beğenmişsinizdir bölümü. Beğendiyseniz lütfen bana like atmayı unutmayın. Ben de bu doğrultuda anlayayım beğenip beğenmediğinizi ve bunu komple seri halinde oynayalım mı Outlast'i? Yorumlar kısmında bana lütfen yazın. Hoşunuza gitti mi Outlast 1? Seri halinde oynayıp bitirelim mi Outlast 1'i de? Bunu merak ediyorum ve yorumlarda sizlerden duymak istiyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar, biliyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum. Tek başıma oynamaktan çok çok keyif almıyorum. Sizlerle birlikte yorumlaşarak, etkileşim halinde, tavsiyelerle, çok spoiler vermeden tavsiyelerinizi değerlendirerek ve onları kullanarak oynamak bana çok daha büyük keyif veriyor. Sizlerle birlikte oynuyormuş gibi hissediyorum. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olursanız alttaki linkten, alttaki butondan, zile de basmayı unutmayın ki bildirimleri açın. Böylece ben serilerin devam videolarını paylaştığımda ve yeni oyunları paylaştığım zaman size bildirim olarak düşer. Hemen izleme fırsatı bulabilirsiniz. Yorumlar kısmında aşağıda, pardon, açıklamalar kısmında en üstte Twitch kanalımızın linki var. Twitch'te Bomada TV adıyla bulabilirsiniz aratıp da. Aşağıda da linki var. Oradan daha kolay erişirsiniz. Alkın'la birlikte Bomada ekibi olarak akşamları online oyunlar oynuyoruz. Single player oyunlar da oynayacağız ilerleyen zamanlarda. Saat 10 civarında akşamları sizlerle muhabbet halinde sohbet ederek çok keyifli vakitler geçiriyoruz Twitch'te canlı yayınlarımızda. Gelebilirsiniz, sohbet muhabbet ederiz. İsterseniz oyun izlersiniz, isterseniz yorumlara katılırsınız, isterseniz chatle muhabbet edersiniz. Gayet keyifli geçiyor. Bekleriz eğer müsaitseniz de. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Korku oyun haftamız devam ediyor. Aynı zamanda The Evil Within 2 ve Witcher 3 serileri de devam ediyor. Yoğun geçiyor bu dönem. Küçük küçük korku oyunları da buluyorum. Tavsiyeleriniz varsa bana aşağıda yazabilirsiniz yorumlarda korku oyun olarak. Onları da oynarım. Bir bölümlük de olur, seri halinde de olur, hiç fark etmez. Bir sonraki bölümde Outlast 1'in ikinci bölümünde görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.